hiç böyle bir şey gördünüz mü, duydunuz mu, yaşadınız mı? Hayır, daha önce ben yapay zekadan faydalanıldığını adli mekanizmada duymadım. Kiranızı yapay zeka belirleyecek. Duyunca ne düşündünüz? Şaşırdım tabii ki. Yani ilk kez duyuyordum böyle bir şeyi. Bir yanda kiracılar, diğer yanda ev sahipleri. Kira bedeli tartışmalarında artık yeni dönem başladı. Hukuk tarihinde bir ilk yaşandı. Mahkeme kirayı yapay zeka belirlesin kararı verdi. Yapay zekanın verdiği karara güvenecek misiniz? Yani insanoğluna güvensizlik demeyeyim ama yapay zeka güven artışı hususunda evet ilerleme var. Güveniyor musun yapay zekaya? Güveniyorum. Çağın nimeti. Mahkemeye taşınan olay İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Ev sahibi 4000 liralık kirayı 12 bin liraya çıkarmak istedi, kiracı ise kabul etmedi. İlk defa yaşanıyor, ilk defa böyle bir karar alınıyor ve ilk defa kiracı ile ev sahibi arasında anlatacaklarım yaşandı. Kameramızı çevirdik. Üsküdar'da bir bina. Ev sahibi ile kiracı anlaşamadı. Kiracı bir rakam söyledi, ev sahibi kabul etmedi. Ev sahibi bir rakam söyledi, kiracı kabul etmedi. Ara bulucuya gidildi, ara bulunamadı. Sonra mahkemeye gidildi, bilirkişi olduğu hiçbir olmadı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Mahkeme kira ücretini yapay zeka belirleyecek dedi. Siz kaç istediniz? Biz 12 bin lira istedik. Kiracı ne veririm diyor. Kiracı hiç yanaşmadı bir şeye. Mahkemeye gidin dedi. Habercilik kuralları gereği kiracıya da elbette söz hakkı vermek zorundayız. Kapıya geldik. Zili çalıyoruz. Kapıyı vuruyoruz. Ama açan yok. Şu anda evde olmadığını tahmin ediyoruz. Bilirkişi 7500 gibi komik bir rakam buldu. Şu an 20 binlerin üstünde olduğunu biliyoruz o bölgede. Bilirkişinin belirlediği 7500 liraya da itiraz edildi. Mahkeme bu kez kira tespitini yapay zekanın yapmasına karar verdi. Yapay zekanın kaç para kira belirlemesini murad ediyorsunuz? Onu ilk kez olacağı için ona pek çok bilemiyorum tabii ama... Kaç belirlerse yani, mutlu olursunuz? Yani en az 15 belirlemesini bekliyorum. Aynı bilirkişilere yine aynı görevi verdi yeniden hesaplanması için. Fakat yapay zekadan yararlanması hususunda da ara karar oluşturuldu. Birçok rakam, hesap, daha önce oluşturulmuş kararlar... Bunlara yapay zeka çok daha hızlı ulaşabiliyor. Yapay zeka bilirkişinin yeni raporlarından yola çıkarak evin yeri, binanın yaşı, bölgenin raicini belirleyip son kararı verecek.